Dünyada her 10 kişiden biri maalesef astım hastası sevgili izleyiciler ve bunların çoğunluğunda da çocuklar oluşturuyor. Astım, hava yollarının kronik, iltihabi ve periyodik daralmalarla giden bir hastalığıdır. astımın yakınmalarına baktığımız zaman da en çok görülen nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük, balgam, göğüste sıkışma hissi ve bu şikayetlerinde zamanla artıp azalmasıyla karakterize bir hastalık. Özellikle solunum yolu enfeksiyonları dışarıdan gelen iritanlar, soğuk hava, toz, duman gibi bu yakınmaları hastaların artıp azalabiliyor. Yani hastalığın aslında en önemli özelliği değişken olması. Hani günü gününe uymayan dediğimiz şekilde böyle bir değişken özelliğe sahip hastalıktır. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tunçalp Demir tedavinin bırakılması durumunda astımın tekrarladığını ve ilerlediğini belirterek doğru ve düzenli tedavi sayesinde hastaların konforlu bir yaşam sürebileceğini söylüyor. Hocam özellikle çocuklarda daha sık görüldüğünden bahsettik. E, orada belirtiler neler? Aileler çocuklarında hangi belirtilere dikkat etsin ve hemen bir doktora götürsün? Kırıltılı solunum burada çok önemli çocuklarda. Ee, yine çocuğun nefes darlığı olması. Özellikle bu bahar aylarında bir şeylerle karşılaştığı zaman, öksürük gibi şikayetler olduğu zaman bunu mutlaka özellikle geçmiyorsa da bu şikayetler uzun sürüyorsa mutlaka bir hekime başvurmalarında fayda var. Bir kere her kronik hastalıkta olduğu gibi hastaların e, bir doktoru olması lazım. Ve bu doktorla iyi bir iletişim içinde olmaları ve onların önerdiği tedaviyi Harf harf uygulamaları gerekiyor. Bir diğer özellik de hastanın hastalığı hakkında bilgi sahibi olması. Bu hastalığı tetikleyici faktörleri bilmesi. Yani ona ne dokunuyor, neyle karşılaştığı zaman, örneğin şu parfümü sıktığı zaman daralıyor mu? Bunları bilip bunlardan mümkün olduğu kadar uzak durması çok önemli.